Bakanı Mustafa Varank'ın bir açıklaması vardı. Dün yaptığı açıklamada diyordu ki yarından itibaren KOSGEB'le sebze meyve zayiatını azaltacak soğuk zincir finansal destek programını başlatıyoruz. Bu aslında zayiat hep dile getirilirdi. Bu tabii fiyatlara da yansıyor. Şöyle düşünün, meyveyi sebzeyi alan bunun satışını gerçekleştirecek kişi oradaki o yol boyuncaki zayiat, onun depolanmasındaki zayiat bunu bizim aldığımız o fiyata elbette ki yansıtıyor, o da zarar etmemek için. Bunu ortadan kaldırabilecek bir soğuk zincir uzunca süredir de konuşuluyordu. Artık daha da yakınız böylesi bir israfın önüne geçmeye gibi görünüyor. Ama nedir bu destek programı? Belki siz de bundan faydalanmak isteyenlerden birisiniz. Nasıl bir programdan bahsediyoruz? Nasıl başvuruluyor? Ne getirecek, ne götürecek? Artıları, eksileri konuşalım. Kiminle konuşacağız? KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt bizimle birlikte. Merhabalar Sayın Kurt, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Merhabalar, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kurt. Aslında bu fahiş fiyatları da konuştuğumuz bu günlerde geçmişten bu yana hep bahsedilen bir şeydir. Sebzenin, meyvenin, soğuk zincirin olmaması kaynaklı sebepli olarak yok olup gitmesi, ziyan olması. Şimdi dün bakanın da verdiği bu açıklamayla birlikte bahsedilen bu finansal destek programı nedir? Önce bize şu programı bir anlatır mısınız? Şöyle çok kısa özetlemek istiyorum. Tabii ülkemizde meyve sebze tüketimi çok yüksek. Aynı zamanda ihracatı da çok yüksek. Bunların bir kısmı farklı şekillerde endüstride değerlendirilirken işte meyve suyu, reçel veya farklı işte dondurulmuş gıda olarak bir kısmı da evlerimize geliyor, reyonlarda taze meyve sebze olarak tüketiliyor. Bu çok yüksek bir oran Türkiye hacimleri açısından. Bunların soğuk zincirle taşınması ile ilgili ciddi akademik çalışmalar var. Farklı sektör, ülke bazında yapılmış çalışmalar var. Ama tabii net bir rakama ulaşmak çok kolay değil. Burada zayiat oranının %30'lar 40'lar mesabesinde olduğu söyleniyor. Tabii zayiatı sadece direkt çöp olan ürün olarak bakmayın. Bu ürünler soğuk zincire taşınmadığı zaman raf ömürleri de aynı zamanda kısalmış oluyor. Siz getirip buzdolabınıza koyduğunuzda bu ürünü belki normal şartlarda 10 gün 15 gün muhafaza edebilecek durumdayken belki 2 gün sonra satın aldıktan sonra kullanamaz hale gelebilirsiniz. Bu gibi durumların önüne geçmek üzere soğuk hava depoları zaten yaygın bir şekilde destekleniyor. Ama bunların taşınması ve taşındığı yerde soğuk odalarda vatandaşımıza erişimiyle ilgili de KOSGEB bir destek programı başlatmış oldu. Burada biz bu nakliyeyi yapan esnafımıza, KOBİ'mize ve aynı zamanda satışını yapan, halde satışını yapan KOBİ'mize, esnafımıza bir kredi faiz desteği şeklinde bu paketi sunacağız. Şöyle, burada tabii kredi faiz dediği zaman biz herhangi bir şekilde para değil, direkt araçları almasını istiyoruz. Bunun için de leasing yöntemini kullanacağız. Leasing katılım bankalarımızla ve leasing firmalarıyla bir protokol imzaladık. Bunların çerçevesini onlar kendileri de açıklayacaklar ve bir indirim aldık bunlardan. Biz kendimiz dedik ki bu vatandaşlarımızın normal bir ticari kredi olarak bunları kullandırmayın. Bunlara bir oran belirleyelim. Bunun büyük bir kısmını biz karşılayalım. Onlara da bu konuda bir destek olalım. Şu anda anlaşmaya varmış olduğumuz rakam, yani bizim ödeyeceğimiz, evet, KOSGEB olarak ödeyeceğimiz rakamla birlikte 9.25 oranıyla biz vatandaşımıza bu leasing işlemini kullandırmış olacağız. Ve bu 9.25'i vatandaşımız ödeyecek. Geri kalan kısmını da KOSGEB olarak biz üstleneceğiz. Böylelikle vatandaş çok rahat bir şekilde bu finansmandan faydalanarak bu soğuk odaları ve soğuk zincirde kullanılması gereken frigo kasalı araçları, soğuk üniteli araçları edinmiş olacaklar. Peki şimdi şöyle sorayım size Hasan Bey. Diyelim ki ben nakliyecilik yapan biriyim veya işte halde satış yapan biriyim. Ben dedim ki ben KOSGEB'in bu imkanından, bu finansal desteğinden faydalanmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor bu noktada? Her KOBİ mesela veya işte her nakliyeci, her halde satış yapan bu finansal destekten faydalanabilir mi? Şartları nelerdir? Bir de bankalardan bahsettiniz. Şu an için hangi bankalarla KOSGEB'in işbirliği yaptığı belli midir? Veya tüm bankalar var mı? Belirli bankalar mı? Şöyle, sondan başlayayım.
Biz bütün bankalara bu teklifimizi gönderdik. Ama buna dönüş olarak katılım bankalarımızın büyük bir kısmı katıldılar. Leasing firmalarımızdan da katılanlar var. Bunlarla beraber ilerleyeceğiz. Ama bu süreç açık. Yarın leasing firmaları veya katılım bankalarından katılmayanlar bu sürece daha sonra da dahil olabilirler. Ama şu anda yeteri kadar şube, yeteri kadar erişime açık bir portföyü oluşturmuş durumdayız. Bizim istediğimiz rakama gelebilen bütün bankalarla da, bütün leasing kuruluşlarıyla da bu işlemi yapabiliriz. Kim faydalanabilir konusuna geldiğiniz zaman orada da bizim haldeki komisyoncu ve esnafımız var. Tüccar diyoruz, evet. Hal tüccarı. Bunlar faydalanabiliyorlar. Bunun dışında lojistik işi yapan, yaş meyve sebze ile ilgili lojistik işi yapan bütün firmalar bundan faydalanabilirler. Burada bir kısıtımız yok. Buradaki temel şeyimiz, bizim tek kısıtımız şu, biz 10 araca kadar bu kredi finansmanını sağlayacağız. Odada da bir odaya kadar, yani bir soğuk oda ünitesine. Çünkü soğuk hava depoları var zaten. Bunlar kısa geçiş dönemlerinde kullanılmasını istediğimiz alanlar. Burada efektif olanı bir oda olarak belirledik. Bir soğuk odaya ve 10 adet aracın, evet, üzerindeki ekipmana leasing yöntemiyle destek olmuş olacağız. Nasıl başvuracaklar? İşin en kolay tarafı o. E-Devlet şifresiyle girdikleri zaman COSGAP'in soğuk zincir, meyve, yaş meyve sebze soğuk zincir desteğine başvurdukları anda biz o kişilerin gerçekten, bu biraz önce saydığımız, hı hı, lojistikçi mi ve halde esnaf mı, komisyoncu mu, bunu görebiliyoruz zaten. Göreceğiz, ilerleyecekler. Ne almak istiyorlar, bunu seçecekler. Bankayla gidip sözleşmesini imzalayacak. Leasing kuruluşuna gidip katılım bankası ise katılım bankası ise, leasing kuruluşu ise leasing kuruluşuyla sözleşmesini imzalayacak. Biz alacağız sözleşmeyi bankadan. Mal teslim edildikten sonra da 6 ay ödemesiz bir süresi var. Evet. Bunun ve geri kalan taksitle 30 ayda ödeyebilecek. 6 yani ay 36 ödemesiz. Aylık bir paket var. Evet, hı-hı, 6 ayı ödemesiz, toplamda 36 aylık bir kredi paketi bu. Aynı zamanda da bunu belirtelim, KGF de bunun teminatını oluşturdu, hı-hı, kefaletini oluşturdu. Arkasında KGF var. Bankalarla ilgili durumda ve leasing kuruluşlarıyla ilgili de bu kefalette vatandaşımızın elini kolaylaştıran, bu krediye erişimini kolaylaştıran bir unsur olarak devrede olacak. Peki bunun alt üst limiti var mı? Yani bu leasing kaç bin liraya kadar yapılabiliyor? Bunun bir sınırı var mı? Şöyle, sınır aslında bizim ödeyeceğimiz bize maliyeti, yani COSGAP'e maliyeti noktasında bir sınırımız var. Bizim COSGAP'e bunun maliyetinin 3 yıllık kredi için 750 bin lirayı geçmemesini istiyoruz. Peki, bunun ötesinde, buna karşılık olarak bizim şu anda vatandaşımıza sunduğumuz pakette yaklaşık olarak 3 milyona yakın bir kredi hacmi oluşturmuş olacak bu sayede vatandaşımız. Peki şunu da hemen sorayım size. Az önce dediniz ki 10 araca kadar bir soğuk hava deposu. Hani bu koşullar şartlar arasında, o şartlardan biri, birkaçı belli ki. Peki bunun yanı sıra alınacak olan araç veya o soğuk hava deposu, bunun menşei, markası, yılı, bunlar için bir sınırlama var mı? Hani ikinci el mesela olabilir mi? Böyle bir şart durumu söz konusu mu? Şöyle, burada leasing firmalarının zaten kendi içinde şartları var. İkinci elle ilgili şartlar var. Biz bunun yerli malı olmasını istiyoruz. Hı. Yani yerli malı belgesi olmayan bir ürüne bu anlamda bir kredi faiz desteği vermek istemedik COSGAP olarak ve yerli ürün kullanımı burada şart olarak konuldu. Leasing firmaları zaten buna dikkat edecekler. Katılım bankaları buna dikkat edecekler. Bu belgeleri ilgili üretici firmalardan isteyecekler. Türkiye'de bununla ilgili ciddi bir kapasite var. Yaklaşık 500 milyon dolar civarında biz bu alanda ürünü ihraç ediyoruz zaten hala hazırda, hı hı, Avrupa'ya, diğer bölgelere. İç pazarda hemen hemen bu büyüklükte, yani daha şey değil, neredeyse üretilen ürünün yarısı dışarıya, yarısı içeri. Bizim burada kapasitemiz var, güçlü bir kapasitemiz var. Burada o yüzden biz tamamen yerli ürünü sadece destekleyecek bir paket açıklamış olduk.
Peki başvuru bugünden itibaren yapılabiliyor mu E-Devlet üzerinden? Bir de bunun zamanı evet, var mı? Yani bugünden ne kadar zaman sonraya kadar yapılabilir? Bir de şunu da hemen sorayım size Hasan Bey. Yani başvuru şartlarından filan hepsinden tek tek bahsettiniz ama bunun bir kotası var mıdır? Şuraya kadar geldiği zaman dolduğunda ondan sonrası yani elini çabuk tutması gerekiyor mu başvurmak isteyenlerin? Bu açıdan bunu soruyorum. Hayır, o anlamda bir kota sınır belirlemedik, herhangi bir tarih sınırı belirlemedik. Sektörün ihtiyacına göre ve gidişata göre tekrar değerlendireceğiz. Bunun için bir aceleye, bir telaşa herhangi bir şekilde ihtiyaç yok. Türkiye'nin dediğim gibi bununla ilgili bir kapasitesi var. KOSGEB'in bunları karşılayabilecek bir kapasitesi var. Sektörün bu anlamda gelişmesi için biz ne destek verebiliyorsak elimizden gelen desteği hızlı bir şekilde vermek istiyoruz. Biz bundan sonra işte açık kasalarda meyve sebze taşındığı, bunun işte donarak veya işte güneş altında sıcaktan farklı şekillerde heba olduğu bir fotoğraf aslında görmek istemiyoruz. Bu çünkü ülkemizin milli serveti. Burada zayiatın tamamı bir maliyet baskısı olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşımıza ya bu mal hiç erişmiyor, ya eriştikten sonra zayi oluyor, ya da yüksek fiyatla erişmek durumunda kalıyor. Bizim burada vatandaşımızın daha ucuz bir şekilde ve daha bol bir ürüne, daha kaliteli bir ürüne aynı zamanda, yani soğuk zincirle taşınan ürün aynı zamanda daha kaliteli bir ürün anlamına geliyor. Buna erişimini biz sağlamak istiyoruz ve inanıyorum ki biz çok kısa zamanda artık o açıkta taşınan tabloları görmeyeceğiz Türkiye'de KOSGEB'in bu desteği sayesinde. Hemen şunu da sorayım, hatta şu noktaların da altını çizeyim. Ekranları başına belki yeni geçen izleyicilerimiz vardır. Eklemek istediğiniz bir nokta varsa eğer ki bu aslında finansal destek programı ile ilgili olarak %9,25 olarak bahsettiniz. Yani bu bir ticari kredi faizi kredi olarak kullanılandırılmıyor. Düşük bir rakamdan bahsediyorsunuz. 6 ay ödemesiz, evet. 30 ay ödeme yapılacak. Aslında bu bir anlamda 36 ay anlamına geliyor. Katılım bankaları, leasing bankaları KOSGEB ile bir işbirliği içerisinde bu noktada 10 araca kadar bir soğuk hava deposu dediniz. Bunlara eklemek istediğiniz varsa almak isterim ama bir de şunu da sorayım. Az önce ilk soruma verdiğiniz yanıtlardan birinde dediniz ki %40, %30'luk bir zayiattan bahsettiniz. Şunun planını yaptınız mı veya araştırması, çalışması acaba yapıldı mı? Yani bu destek programı ile birlikte ne kadarlık bir tasarruf olacak? Bunun yanı sıra şu an herkes fahiş fiyattan bahsederken %30, %40'lık bir zayiatın önüne geçilmesi fiyatlar anlamında bir yansıması olur mu? Ne kadarlık bir yansıması olabilir? Buna ilişkin bir çalışma var mı? Elbette bu zayiatın tamamını engellemek veya tek başına bu yaptığımız işle engelleyeceğiz demek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Ancak burada çok ciddi bir marj olduğunu göstermek adına, yani buradaki araştırmalar, buradaki çalışmalar bu rakamları söylüyor. İşte TOG'un yapmış olduğu araştırmalar var. Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Bu bir zincir. Yani bu zincir ürünün daldan kopartılmasından sofraya getirilmesine kadar olan bir zincir içerisinden bahsediyoruz. Burada bizim sağlayacağımız kapasite artırımı hali hazırdaki süreçte ciddi iyileştirmeler getirecektir. Çünkü hacimler dediğimiz zaman burada Türkiye'nin yıllık meyve sebze üretimi 60 milyon ton. Bunun bir ihracat boyutu var. Bunun diğer boyutları var ama nakliye konu olan boyut içerisinde siz milyonlarca ton bir üründen bahsediyorsunuz. Burada %3'lük, %5'lik bir iyileştirme bile ülke ekonomisine, vatandaşın cebine ciddi katkı sağlayacaktır. Kaliteli ürün anlamında ciddi katkı sağlayacaktır. Elbette tek başına her şeyi veya birçok şeyi çözecek durumumuz yok ama ciddi bir katkı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Peki. Ben de size çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt bizimle birlikteydi. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Hasan Bey'i uğurluyoruz. Bu başlığı kapatalım. Şimdi yeni